yeni bir videoya hoş geldiniz. Geçenki videoya eğer 10.000 like gelirse devamını çekeceğim demiştim ve şu anda gördüğünüz gibi karakterlerimizin sınıfta yaptığı çekilişin şimdi hediye dağıtım aşamasındayız. Bakalım nasıl bir video olacak? Bu video için de yine hiçbir şekilde senaryo hazırlamadım ve tamamen doğaçlama gelişecek. O yüzden ben de tam olarak nereye varacağını inanın bilmiyorum. Ama durun. Bu video için yeni bir like hedefimiz var. Videoya en az 15.000 like gelmesini istiyorum. Bence bunu çok rahat bir şekilde başarabiliriz. O yüzden hemen aşağıdaki like butonunu çökertiyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada 7 tane hediye var. Şunu göremiyor olabilirsiniz. Yani birkaç tanesini göremiyorsunuz evet ama hani ben buralara koydum bunları. Bakalım kimler kimlere ne hediyeler almış? Hediyelerin sonucunda kavga mı çıkacak yoksa herkes mutlu bir şekilde videodan ayrılabilecek mi? Ki bunu hiç sanmıyorum biliyorsunuz. Gen Z Koleji yeterince kaoslu bir okul. Evet, yanlış duymadınız. Okulun adını Gen Z Koleji olarak kararlaştırdık. Öğretmenin adı da Fitnat. Bence yeterince fitne bir isim oldu. Ve sanırım dizinin adı da Gen Z Koleji olabilir. Yani o tarz bir şey olur diye düşünüyorum. Hala dizinin adını kararlaştıramamış olmamız birazcık garip biliyorum ama hani bu videoda da böyle dizi adını birazcık daha tartışabilirsek belki yeni bir şey buluruz ya da Gen Z Koleji olarak direkt dizinin adını kurgulayabiliriz. Daha fazla lafı uzatmak istemiyorum. Çünkü hediye paketlerini açmak birazcık uzun sürebilir. O zaman hemen çekiliş sonuçlarını içeren yepyeni ikinci bölümümüze ışınlanıyoruz. Şöyle geçin. Geç! Hadi bakalım başlasın kaos. Nasıl olmuşum bugün? Evet gençler, alındı mı hediyeler? Bugün Sudenaz'a çok güzel bir hediye aldım. Şanslısınız, bugün ders işlemiyorum. Herkes hediyelerini dağıtsın bakalım. Kim aldı acaba bana ya? Güzel bir şey aldınız değil mi? Hocam önce kim verecek? Önce o taraftan başlıyoruz. Sırayla. Hocam o zaman ben Mine'ye veriyorum. Sen bana mı aldın? Ya çok teşekkür ederim. Eminim çok beğenirim. Rica ederim, ne demek. Aç bakalım. Ne bu? Lan! Aa. Ne bu? Abi şaka mı bu? Lan o ne oğlum, don mu aldın kıza? Oha ebe bekir! Lan o vallahi sana değildi! Lan kahretsin, rezil oldum! Oğlum dalga mı geçiyorsun sen? Kıza don mu aldın? Hocam onu vallahi karıştırdım ben! Seninki bu! Yok ya, zahmet etmeseydin sen ondan sonra. Yani yılbaşı için aslında sana da yakışır ama. Ne? Bekir. Sen bunu al. Umarım bu güzel bir şeydir. Bana kulaklık mı aldın? Gerçekten buna çok ihtiyacım vardı. Beğendin değil mi? Kendi kulaklığımı hediye ettim sana. 2 yıldır kulağından çıkarmamıştım. Ne? Romantik olur diye düşündüm. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Dezenfektanın var mı? Al canım. Sağ ol. Beğendin ama değil mi? Evet, çok romantiksin. Hayatımda aldığım en etkileyici hediye. Hocam ben de Bekir Sıddı almıştım. İsterseniz ben de ona vereyim. Al bakalım, umarım beğenirsin. Bununla olmaz. Kanka niye öyle diyorsun ya? Aslında hoş çocuk ama. Öküz bu, öküz. Vay! Zara diyorsun. Aa Mineciğim, dar görüşlü akrabaların sana parayı vermiş galiba Zara'dan aldığına göre. Sudenaz. Sen aldıysan kesin beğenirim. Güle güle kullan. Çok iyi ya. 2 yıl o kulaklığı taktım. Artık 2 yılda bunu giyerim. Berra. Bekir niye sürekli bana bakıyor? Hocam sıra bende galiba. Size çok seveceğiniz bir şey aldım. Aa teşekkür ederim Berkciğim. Eminim çok güzeldir. Umarım pahalı bir şeydir. 100 liralık yani. Kesin beğenecek, sözlüme 100 verecek. Berkcim açılmıyor bu. Yırtsam sorun olur mu senin için? Tamam o zaman.
Berkçim. Çok beğendim. Bana şal mı aldın? Ne kadar düşüncelisin, ne kadar zevklisin. Üstündekini yıl boyunca değiştirmedi. Artık kokmuştur diye düşündüm. Nasıl oldu gençler? Hocanız ateşli mi oldu? Tamam, abarttım biraz. O zaman Berkçim, ben de sana almıştım. Al bakalım. Çok sağ olun hocam. Zahmet etmeseydiniz büyük olmuş. Ders çalışmanı teşvik etmek için sana kokulu özel mum aldım. Derslerde zihnini açacak türden. Hocam, hayatım boyunca aldığım en güzel hediye. Nasıl kokuyor acaba? Bir koklayayım. Hocam bunun siz kokulu mum olduğuna emin misiniz? Bu biraz sanki böyle kafa yaptı gibi. Ama çok koklama sen. Hocam bayıldı. Sakin olun. 5-10 dakikaya kendine gelir. Niye her gün biri bayılıyor? Neyse arkadaşlar, son 2 kişi kaldı. Hocam sanırım bu durumda Berra da bana aldı. Ben de Berra'ya aldım. Evet Sudenaz, karşılıklı aldık. Umarım güzel bir şey almışsındır tatlım. Diyebileceğim başka bir şey yok. Çok seveceksin. Veriyorum o zaman. Eminim çok beğeneceksin. Umarım ben de beğenirim, yoksa geri alırım hediyemi. Al. Teşekkür ederim canım. Güzel bir kutuya benziyor. Oo, ağır. Hocam resmen açmamam için kör düğüm yapmış. Aç. Neyse canım, çok değer vermişsin kutuya ama yırtıyorum izninle. Bir dakika, Burberry'den parfüm mü aldın sen bana? Mine, benim aldığım hediyeyi görünce saçım başım yolmasın. Kendi hediyesi çok güzel. Teşekkür ederim canım. Hocam bu hediyeyi niye aldığımı da söyleyeyim. Berra'cığım, bunu sana söylemek birazcık kırıcı gelebilir ama kokuyorsun. Ne alaka Sudenaz? Sanırım duş almaya niyetin yok, o yüzden ben de sana bunu aldım. Yani bol bol sıkarsın eğer... Bitirirsem ben tekrar alırım, merak etme. Yalnız ben her gün duş alıyorum. Kızım, o parfüm kaç lira? Ben 100 liradan fazla hediye almayacaksınız demedim mi? Hocam 100 liralık hediye bulamadım, ne yapabilirim? İyi hocam, o zaman geri versin bana. Olur yani, ben kullanırım. Ay iyi ya, hediyene mi kaldın? Sen kendini akıllı sanıyorsun yani, hayır. Berra'da kalacak o parfüm. Al kızım, tepe tepe kullan. Tepe tepe kullanacağım. Seneye de senin yüzünden bu sınıfa çekiliş yok. Tamam, sessizlik. Hadi beraber. Yalnız Mine, o şimdi bu hediyeyi hak etti. Sudenaz'cığım, ben de sana aldım biliyorsun. Al bakalım. Güzel bir şey aldın değil mi bak? Ben sana o kadar özendim. Evet evet, tam istediğin türden bir hediye. Hocam açıyorum. Paketi de güzelmiş. Kesin güzel bir şey çıkacak. Bu ne? Yeni yılda en içten dileklerimle ufkunu açan, iyi bir insan olmanı sağlayan... Ben kötü bir insan değilim ki zaten. Keyifli okumalar diliyorum. En büyük yoldaşın... Kitaplar olsun. Düşündüğüm şey değil, değil mi Berra? Kim bilir, bambaşka bir şey de çıkabilir. Düşündüğüm şey değil, değil mi Berra? Bilmem, düşündüğün şey mi? Beter. Hissediyorum güzel bir şey çıkacak. Paketinde ne kadar özenli yapmışsın. Ben de özenli bir şekilde açarım. Dokunduğum şey umarım o değildir. Bakıyorum. Güzel bir şey olsun. Bu ne ya? Sudenaz, neden şok oldun? Niye kızım? Arkadaşın sana ne güzel kitap almış işte. Kitap okumak çok yararlı bir şey. Özellikle senin gibi birinin beyninin gelişimine. Abi ben sana o kadar para verip parfüm alıyorum. Seni
Zeka seviyende olsun istedim. İlkokul seviyesi. Hocam, size bir şey soracağım. Yılbaşı süsüyle Berra'yı boğsam kaç yıl hapis yatarım? Hocam ders bittiyse ben kaçıyorum. Kızım gel buraya. Aa, ne yapıyorsun be manyak? Kızım ne yapıyorsun kızım? Ne oldu lan bana? Ay bu niye uyandı şimdi ya? Bu ne hocam? Yalnız onu koklamasa... Gerizekalı. Ama yine de senden daha akıllı kızım, ben açacağım seni. Şuradan az. Bu video 15 bin like olmazsa Berra ölür. Lan benim bitti, hala uyuyorum. Bu nasıl senaryo oğlum? Bu da hala sana bakıyor ya.